Termosoft tasarruflu tencere sunar. 1 kilogram tavuk kullanacağız. Kemiksiz tavuk göğsü, 2 kilogram patlıcan, 1 yemek kaşığı salça, 5 adet domates, 5 adet biber, 1 tutam maydanoz ve 1 tutam dereotu, 2 diş sarımsak, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da ne kullanacağız? Karabiber kullanacağız. Evet. Maşallah Şegün Hanım, yine aldınız başınızı gidiyorsunuz. Evet, aldım yani. Başımı gidiyorum ben. Evet yani. İşte bu listeleri hazırlayana kızmak lazım. Neden bu kadar uzun tutuyorlar diye. Niye bu kadar fazla yazıyorlar değil yoruyorlar mi? Yoruyorlar beni. Evet. Zaten ben konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Evet. Maşallah sevmediğim böyleyse bir de sevsen nasıl olacak yani. Bilmiyorum değil artık. Şegün Hanım? Evet. Tabii işimiz gereği artık konuşmak zorundayız. Ne evet. kadar sevmesek de diyeceğim ama tabii ki takılıyorum. Konuşmayı, sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, şimdi ilk önce ne yapacağız? Şöyle patlıcanları alacalı bir şekilde soyacağız sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Bunları Ayşegül Hanım çok güzel doğruyormuş. Yoksa siz soyun, ben doğrayayım. Paylaşalım sizinle. Yardım ama bugün istiyorsunuz? Bugün arkadaşınız geldi, herhalde siz pek fazla bir işe karışmayacak gibi görünüyorsunuz. Yok yok yok, tabii ki yardım ederim. Zevk duyuyorum, ne demek? Hemen eldivenlerimi giyiyorum. Ama bugün bize o olayı anlatın Ayşegül Hanım. O merdivenlerde nasıl yuvarlandınız onu hangi merak olay usta? Merdivenlerde yuvarlandı. Evet, siz Pervin'le bayağı sohbet etmişsiniz. Evet. Ama artık yuvarlanmışsın. Evet, şöyle. Ah ah. Bilmiyorum. Arkadaşlarımızdan bizi izleyen var mı acaba? Haber de vermedim ben ama sen paylaşabildin mi? Yok, paylaşmadım ama kendi... Bazı arkadaşlarıma söyledim, izliyorlar. Aileme evet. de söyledim, onlar izliyorlar. Tamam, buradan selam gönderelim. Hepsine o zaman çok selam söylüyorum buradan. Siz gelin, orada tutuk da ama siz beni beklemediniz ki, o zaman tamam, ben doğrayayım. Doğrayın ama tamam. Elinizi doğramayın. Abi. Yok yok, doğramam. Doğramam, merak etmeyin. Ben de şöyle tavamızı ocağa koyalım, hemen altını yakalım. Yavaş yavaş bir yandan da... Evet. O şekilde Ayşegül Hanım. Hangi şekil? Şöyle. Söylemiyorsunuz sonra şöyle. O şekil değil diyorsunuz usta. Tamam, o şekil yapalım o zaman. Bu şekil bir. Buyurun. Tamam. O zaman şöyle ne yaptık? Abi. Alacalı soyduk. Daha sonrasında şöyle yuvarlak yuvarlak daire mi diyoruz buna? Evet. Yuvarlak halka diyelim. Tamam, halka şeklinde patlıcanlarımız. Tabii ne kalın ne de ince olacak. Bunu çok iyi biliyoruz artık. Ustamız sağ olsun öğretti bizlere. Neden de kalın ne de ince olacaktı? Tamam, onları da doğrayacağız. Çünkü çok kalın olsa pişmez. Evet, çok ince olursa yanar. Şimdi ben bu arada bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki, tabii buyurun. Hocam. Şimdi sizler daha iyi bilirsiniz ama patlıcanı tuzsuz da bekletmenin yağ çekme açısından bir faydası var mı? Var. Var, tabii var. Var. Şimdi görünce aklıma geldi. Zaman zaman paylaşıyoruz zaten. Biz zaman zaman zaten paylaşıyoruz izleyicilerimize. Biz bilgimizi tazeleyelim. Belki evet. yanlış biliyoruz. Yok, doğru yok, yok, çok doğru bir konuya bizim değiniz. Burada biliyorsunuz zamanımız kısıtlı olduğu için zaten biz onları anlattık izleyicilerimize. Bizim zamanımız kısıtlı olduğu için biz böyle yapıyoruz. Ama biz izleyicilerimize diyoruz yani yarım saat, bir saat önceden patlıcanı hazırlayıp tuzlu suda bekletip o suyu güzelce bir 3-4 defa tabii patlıcanı yıkadıktan sonra suyu bilsin. Ondan sonra kullanabilirsin. Tuzunun da gitmesi mi lazım? Tabii. Tuzunun da gitmesi lazım. Anlaşıldı. Acısını da alıyor değil mi evet, patlıcanın? Evet, Acısını da alıyor. Bir de kararmasını da engelliyor. Evet. En son... Evet, şimdi Pervin de ev hanımı olduğu için biliyorsun ev hanımları zaten yemeklerle haşır neşirler sürekli. Evet. Ben her zaman diyorum ev hanımları da kendi evlerinin aşçı başları. Evet, aynen öyle. Ve tabii en son ki. Yemeği patlıcanı kızarttınız. Normal yapacağınız tepsi olsun, tava olsun, hep tencere olsun. Dizdiniz patlıcanı. Evet. Onun üzerine bir çay kaşığı da şeker atarsanız o patlıcanın acısı alınmış olacak. Patlıcanın şeker, üzerine tabii, mi? Patlıcanın serperek mi peki? Serpeceksin şeker. Hmm. Tamam, toz şeker. Şimdi evet. olmazsa yaparız usta. Evet. Uygulamalı da gösteririz. Tamam, bunu da gösteririz. Evet. Zaten şimdi suda beklettiğiniz zaman suda ne yapıyorsunuz? O suyu döktüğünüz zaman suyun karardığını görüyorsunuz. Tabii. Hem acısını zaten böylelikle aldığını. Çünkü bizim burada zamanımız fazla olmadığı için patlıcan suyu işte çıkarıp şey attığın zaman yağın içine sıçrıyor evet, da evet, evet, ekranda evet. biraz çirkin bir görüntü olduğu için kullanmıyoruz ama biz burada izleyicilerimize zaten belirtiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir konuya değindiniz. Lütfi Bey, evet. Şöyle. Beğeniyor musunuz usta? Oluyor mu? Siz harikasınız ya. Siz yapacaksınız da olmayacak mı Ayşegül Hanım? Ah ah ah. Çok teşekkür ediyorum. Ama bugün şu olayı da anlatsan daha güzel olur diye geldi. Anlatalım da. Tamam, anlatalım o zaman. Pervin anlatsın olmazsa. Hatırlıyorsun. Şey, daha önce paylaştık zaten. Nereden yuvarlanma olayını. Evet.
Arkadaşım beden, şimdi kollar vardı o zaman, beslenme kolu, beden kolu. Ayşegül de beden koluydu, beden kolu başkanı. Yani o bize söylerdi işte dizilin, öğretmen gelmeden önce şöyle böyle. O gün de yeni bir şey almış, yani eşortman takımı almış. Evet, bu arada onun ben da... fanatik bir Beşiktaşlıydım, araya girmek istiyorum. Beşiktaş eşofmanı almıştım kendime, evet. Hiç unutmuyorum onu. Onun da biraz havasıyla şimdi biz çıkmıştık, o da merdivenlerden böyle bir o zaman çıkış yaptı. Ayşegül Hanım. Bugün ben sizin yerinizde Beşiktaş. Aynen öyle. Evet. Seviyorum ben siyah beyaz. Evet. Şimdi Beşiktaşlıydım deyince dedim acaba bir şey mi oldu? Hala Beşiktaş devam değil mi? Yani evet devam. Bu şimdi Fenerbahçe'ye geçmiş. Aslında yok. Şimdi Fenerbahçe'ye geçmiş. Yok geçmedim ben hala. Fanatik çarşı grubunda. Ben de Fenerliyim. Ama yükselenim çarşı grubu. Harikasın sen. Evet. Sonra ne oldu? Bir anlatamadım, yarım kaldı. İşte biz bekliyoruz öyle. Ayşegül geldi merdivenlerin başına, bize sıraya geçin der demez. Ayağı bir takım. Evet, ama bir havalı böyle usta. Şöyle bir geldim, hiç unutmuyorum onu. Eşofmanlar gıcır gıcır böyle siyah beyaz giymişim. Bir havalardayım böyle. Hatta az önce biz Pervin'i görünce aa dedim ki Pervin ne kadar uzamışsın diye. Gerçekten de ben çok uzun boyluydum evet, o zaman onlara göre. Uzunluydu. Şimdi kısalmışım, ne oldu bilmiyorum. Hayat beni bayağı yordu, çektim galiba. Sonra işte şöyle bir havayla sıraya girin der demez. Elimi daha kaldırır kaldırmaz merdivenlerden aşağı yuvarlandı ve hepsi bir ağızdan. Evet, havan çabuk döndü diye hiç unutmuyorum. Hatta Erkan Özde de vardı. Evet, misin? Evet. Evet, özellikle Erkan'la da görüşüyoruz bazen. Evet, ben de. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Çok gülmüştü. Teşekkür ediyorum size böyle anlarımızı anlattırdığın için. İnşallah bir gün senin de arkadaşın buraya gelecek. Ama şey çok komik olur Ayşegül Hanım. Ben de sıra dizini deyip de peşi sıra yuvarlanmanız güzel oldu. Evet, öyle bir hatıramız da var. Ne yapalım? Artık çocukluğun vermiş olduğu... Ne diyelim, çocukluk diyelim. Tabii ki. Çok güzel olmaz. Günlerden bu. Evet, günler. Gerçekten İnsan güzel. İnsan uşakal kapıyor yani. Biz hep çocuklara öyle diyoruz. Evet. Okul şimdi... yılları hiç unutulmuyor. Aynen öyle. Şimdi yağımızı koyduk ocağa. O yavaş yavaş ısınıyor ve diğer tenceremizde de şöyle ilk önce iki tane soğan doğrayacağım ben. Şöyle Ayşegül Hanım'ın çok sevdiği soğanlardan. İki tane doğrayacağız. Ya. Ondan sonra tavukları doğrayacağım ben. Şöyle. Şimdi siz soğanları doğrayacaksınız, tavukları doğrayacaksınız, patlıcanları kızartacağız. Bayağı biraz işimiz uzun gibi. Evet. Ne yapalım? Biz o arada güzel bir parça dinleyelim. Evet, gerçekten Gönül hanesi ne zaman mamur olur? Allah'ı zikrettiği zaman diye tabii detaylı bir şekilde incelersek programı yetiştiremeyiz. Sadece doğru. Bu şekilde yetmez. Doğru. Evet, şimdi ne yaptık? Bu güzel parçayı dinlerken bakın patlıcanlarımızı da kızartmaya başladık. Yağımız evet. İyice kızdı. Bu arada çok güzel pratik bilgiler paylaştık ya. Ben bir şey daha söylemek istiyorum usta izin olursa. Tabii ben. Şimdi bakın kızartmaları bir anlattık ya işte böyle patlıcan için özellikle tuzlu da bekletin. Daha sonra işte acısını alır. Sonrasında kızarttığınız zaman çok yağ çekmez diye. Ayrıca kızartma yapacağınız yağı iyi bir şekilde eğer kızartır yakarsanız böyle ama çok güzel bir şekilde kızacak. O zaman da bakın hiçbir şekilde yağ çekmeyeceğini göreceksiniz sebzelerimizin. Bunu da paylaşmak istedim. Evet. Peki şimdi, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Pratik bilgi dediğiniz için. Ben şimdi evet. Yemek konusunda az buçuk da belli oluyordur. Evet evet gerçekten meraklıyım. Yemeği seviyorum olur. Yani. Ve iyi bir yiyeceğimdir. Yani nerede güzel bir yemek var deseler mutlaka onu keşfe gitmem lazım. Harika. Soğan doğrarken ustam gözü yakmamak için ne yapmak lazım? Soğanı eşlerimiz bu konudan muzdarip. Biraz sirke kullanabilirsin ama sirke de biliyorsun rahatsız olduğumuz için kullanmıyoruz. Soğanı soyduktan sonra güzelce suyun altında yıkarsanız kesinlikle göz yanması olmaz. Güzel de yıkayıp ondan sonra doğrayabilirsiniz. Evet, bir de sürekli çünkü o soğanın kendine hayır ya, evet. Su bekletmek. Evet. Bir de veya yanına bir kaba su alacaksın. Öyle şey yapar. Ben de bir nokta söyleyeyim. Doğramadan önce soğanı bir 5 dakika önce dondurucuya atarsanız 5 dakika sonra yani çıkardığınızda doğrarken gözleriniz yanmıyor. Çünkü donmuş oluyor. O koku evet ben de onu yeni öğrendim ve denedim. Çok güzel oluyor. Yani dondurucuya atacaksınız istinizi 5 dakika önce doğramadan önce. Evet çok güzel gerçekten bakın ne kadar güzel. Böyle konuklarımız da bilgi sahibi sağ olsun bizlerle güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Evet
Bunlar da güzel şeyler tabii, güzel paylaşımlar. Sevgili izleyicilerimiz de bizleri yakından takip ettikleri için faydalanıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi usta sen ne yaptın? Tavukları da attın. Evet, önce soğanlar ve sarımsakla güzelce pembeleşinceye kadar kavurduk. Üzerine 1 kilo tavuğumuzu da ilave yaptık. Şu anda beraber kavrulacak. Ve bunlar kavrulurken bir yandan da patlıcanlarımız kavrulması lazım. Evet, kızartacağız. Ve, evet. Şimdi o zaman ne yapalım? Evet, güzel şöyle, sohbeti devam edeceğiz inşallah. Önce ne yaptık? Patlıcanları alacalı bir şekilde soyduk. Evet. Güzelce. Yağda kızartmaya başladı. Siz ne yapacaksınız sevgili izleyicilerimiz? Siz bir saat önceden patlıcanları soyun. Alacalı bir şekilde soyun güzelce. Ve tuzlu suda bir saat veya da bir buçuk saat güzelce bekletin. Ondan sonra 3-4 suyla güzelce yıkayın. Ondan sonra gördüğünüz gibi halka şeklinde güzelce patlıcanlarınızı doğrayın. Ve süzgece koyun ki o su yağınızla birleştiği zaman patlama olmasın. Yüzünüze sıçramasın diye. Biz de şöyle gördüğünüz gibi kızartmaya devam ediyoruz patlıcanları. Ve öbür tenceremize ne yaptık onu da bir anlatalım. Önce soğan ve sarımsakları güzelce pembeleşince kadar kavurduk. Onun üzerine 1 kilo tavuğumuzu ilave yaptık ve kavurmaya devam ettik. Onun üzerine 5 adet biber, acı biber böyle ilave yaptık ve tuz, karabiber, pul biber de ilave yaptıktan sonra şu anda tavuğumuz hazır. Gördüğünüz gibi tavuğumuzu güzelce hazırladıktan sonra ben küçük bir kapta gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı salça, sıvı yağla beraber güzelce bir 5 dakika kavurduk. Ve az bir şey tuz verdik, fazla da tuz baharat vermiyorsun çünkü tavuğun içinde olduğu için. Ve şu anda sosumuzu kaynadı ve altını ben kapattım. Patlıcanlar güzelce kızardıktan sonra diğer aşamaları anlatacağız. Güzel bir tepsiye koyacağız, üzerine domates, biber tekrardan ve sosunu vereceğiz. Ve ondan sonra ızgaramızda altını kısık bir şekilde yakacağız ve ızgaramızda harika bir yemek olacak. Şimdi ne yaptık? Patlıcanları kızarttık. Ve ilk bölümde zaten şu an ne yapmıştık? Makarnamızı daha doğrusu haşlamaya bıraktık. Fırında yufkalı makarna yapacağız. Bir de konuğumuzun Pervin'in bizlere yapacağı karışık pizza vardı. Onun da hamurunu yoğurduk. Onu şu an biz dinlendiriyoruz. Evet. Dinlenmeyi aldık. Şimdi ne yapalım? Patlıcanlarımız kızardı. Evet, onları zaten ızgaramızda ikinci işleminin yemeğimizin aşamalarını yapacağız inşallah. Evet, şöyle. Son patlıcanları da aldık. İçimizi hazırlamıştık zaten. Tavuktan. Ondan sonra içerisine biber, işte kapya biber, yeşil biber. Sonrasında soğanımızı koyup kavurmuştuk. Harika bir sos da hazırladı bizlere ustamız. Salçalı sos. Makarnamız pişmeye devam ediyor. Şimdi evet, ne yapacaksınız? Şöyle işte sevgili izleyicilerimiz. İlk önce sosumuzu gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı salçamızı güzelce kavurduk ve sıcak suyla açtık. İlk önce şöyle altta sosumuzu hepsini böyle döküyoruz. Ve onun üzerine kavurduğumuz tavuklarımızı böyle. Bu kırmızı biber çok güzel bir görüntü katıyor. Evet, yani kapya biber aşçıların evet, vazgeçemediği. Evet, evet. Özellikle ben hep derim kuşlarında sanatında kullandıkları baş malzeme. Harika gerçekten. Ustamız da çok seviyor. Çok da kullandığı. Yani soğukluk olarak da böyle aparatif salata olarak çok pratik bir şekilde evet, hazırlanabiliyor evet, değil mi usta? Lezzetli evet, çok evet, güzel böyle evet, etli etli harika bir biber. Bütün yemeklere yakışıyor. Bütün yemeklere kullanabiliriz. Şöyle. Güzel. Affedersiniz karabiber. Evet. Yani karabiber. Bu arada hapşırınca hadis-i şeriftir. Elhamdülillah. Müminin müminin üzerindeki haklarından birisidir. Yani kişi aksırdığı zaman elhamdülillah der. Onu duyan kişi yarhamdülillah. Yarhamdülillah. Demesi. Ondan sonra o cevaben yehdine ve yehdikumullah. O da cevaben hamden ketiren diye cevap verir. Tabii bu şu anda kulak olarak bilen biliyor ama tabii yapılma kısmında ciddi zaaflar evet, var. Genelde hepimizle kullan işte çok yaşa, iyi yaşa. Yani şöyle bir şey olmuş. Şimdi biri hapşırdığı zaman söylemek zorundasın. Hani söylemezsen evet, kendini suçlu hissediyorsun. Aynen öyle. Çok yaşa. Hapşırırken bütün kalp dahil, bütün azalar, uzuvlar dururmuş. Onun için kişi elhamdülillah diye Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Bir de şöyle bir şey yapalım. Allah güzel bir konuya değindiniz Hüsnü Bey. Türk olarak onun anlama geldiğini söyleyen bir elhamdülillah Allah rahmet Allah eylesin. Allah sana rahmet etsin. Yani. Ben de Arapça bildiğim için ana dilim Arapça. Evet. Çok güzel sözler var gerçekten. Evet. Bu arada zaten tasavvuf musikisinde yani dinlediğimiz ilahilerin anlamlarına aslında odaklanmak lazım. Yani şu anda sadece
insanlarda tabii oluyor, olmayanlar da var ama genel olarak müzik kısmı dikkate alınıyor. Ama sözlere, yani mesela biraz önce okuduğumuz eserde kimi tevbe eder, esfiya olur. Yani erenlerin arasına karışır basit bir ifadeyle. Kimisi inat eder, eşfiya gider. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ey iman edenler, samimi bir şekilde Allah'a tevbe edin buyuruyor. Şimdi evet. Bunun üzerine sen inat edersen ve o inadında ısrar edersen işte eşkıya olursun. Cenab-ı Hak bizi de bu kuru inattan olmaktan, korusun diyelim. Evet, eşkıya olmaktan bizleri korusun gerçekten. İnşallah itaatkar olmamız. Evet. Evet, ne yaptık? Şimdi harika bir süs yapıyor usta, evet, yemeğimize. Evet, çok güzel domateslerle ve biberle güzel şekilde süsledim. Bak, o güzelmiş onu ben. Tatlıca. Reklam arasında öğrenelim usta. Tamam hocam. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Evet, gösterelim. Bakın harika. Harika bir şekilde. Muhteşem görünüyor gerçekten. Ellerinize sağlık şimdi. Bol da acılı yaptık evet, şöyle. Izgaramızı yaktık bu arada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle ızgaramızın üstüne koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişecek. Ben de bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Bütün sevgili izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri izlediniz. İnşallah yarın karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet, yine güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyiciler. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet.